Evet, bekliyormuşmuş. Çekil. 21.12.2022 günü yapılan market denetiminde SKT'si geçmiş ürünler. 5 gün geçmiş. Yine 5 gün. Kefir 6-7 gün geçmiş. 11'i son kullanma tarihi 10 gün geçmiş. 4 gün geçmiş. 10 gün geçmiş. Süt 10 gün geçmiş. Yine 10 gün geçmiş. 28.10.2023 bu geçmiş. 8.29 geçmiş. 2023 bu. O 8. ayın 19'u 2022. 4 ay geçmiş. 4 ay. 10.12.2022. 10.12. Evet, bu da 7 gün geçmiş. Koy altı. Alttaki günler. Sekiz on iki 2022 3 gün geçmiş. 18.12 3 gün geçmiş. 20.12.2022 2 gün geçmiş. Var mı? Yani bizim insan sağlığına yönelik yapılabilecek her türlü olumsuz davranışa ekiplerimiz en ince ayrıntısına kadar denetimlerini yapıp gerekli uygulamaları yapmaktadır. Bu aslında bir bakıma işte biz safiyane bir ürünün miadı geçmiş olması durumu değil. Bir çocuk mamasının 4 ay gibi bir uzun süre miadının geçmiş olması belki o çocuğun yaşamsal olarak zarar görme durumuna kadar gidebilecek bir sonucu da doğurabilir. Dolayısıyla herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Yaptırımların bir miktar yapılan işin mahiyetine göre, yapılan hatanın mahiyetine göre de güçlü olması gerekiyor. Maalesef bu tip işte bir çocuk mamasının 4 ay gibi bir zaman geçmiş olması ve bunun bu teknolojik çağda biliyorsunuz artık sisteme girdiğinizde bir ürünün miadını, barkodunu okuttuğunuzda sisteme girer ve o sistemde miadı yaklaştığında size uyarı verir. Dolayısıyla bu uyarıları alabilecekken, böyle yazılımlar varken ve ismi bilinir ülkeye mal olmuş bir zincir yapının bu şekilde bir uygulama içerisinde olması gerçekten düşündürücü. Bu konuda zabıta ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir. Yenişehir'de bu konuda bir olumsuzluğa izin vermemek için çalışmaktadır. Arkadaşlarıma ben bu hassas çalışmaları için de teşekkür ediyorum.